21. yüzyıldan başka yüzyıllara seyahat etmek için benim ne bir araca ne de bir uzay mekiğine ihtiyacım var. Sadece bir adım atarak bunu gerçekleştirebiliyorum. Şimdi 21. yüzyıldan 11. yüzyıla ışınlanıyoruz. Uyanış, Büyük Selçuklu setindeyiz. Harbisi bitiriyorum. Bayağı başbakanlayız. Gerçekten. Dizi doktoru Uyanış Büyük Selçuklu setinde. Hadi başlıyoruz. 8'e 1. Sessiz. Kol çalışıyorum. Gerçekten kaynak mı yaptın? Evet, böyle söyledim. Yapmışsın. Söv dedim yani. Kol çalışıyorum bunu. Kahkaha ile başladım. Bugün ilk kahkahasını attım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Zübeyde nasıl bir karakter olacak? Galiba sarayı birbirine katacak gibi düşünüyorum. Vallahi saray birbirine girmiş galiba duyduğum kadarıyla. O yüzden kalktım geldim. Aslında buraya bir eski düzeni tekrar kavuşturmaya, bir Selçuklu hatunu nasıl olunur göstermeye geldim diye biliyorum. Bilmiyorum. Bayılırsın değil mi böyle? Değil mi? Bir dakika bir şey öğretilecekse ben buradayım da çok seversin. Madame Rottermeier yani. Peki en son Behzatçı bir Ankara polisesinde aynı setteydik. Yine evet, röportaj yapmıştık. Evet. Ankara'dan İstanbul'a. Ya. Pek çalışan bir oyuncusun sen de. Yani güzel, mutluyum. Projeye dahil olma sürecini dinlesek. Vallahi çok yeni oldu aslında her şey. Çok çabuk oldu. Ve buradayım. Kendimi burada buldum bu kostümlerle. İlk defa bir dönem işinde oynuyorum. O yüzden benim için biraz özel. Yani at binmek, işte kılıç dersleri falan, yani çok heyecanlı. Ben de böyle merakla bekliyorum bakalım ne olacak, ne yapmışım. Vay, ama dönem işinde oynamak herhalde her oyuncunun hayalidir. İlk yani tabii hani kestiremiyorum sizin kadar. Kısmet olmadı şimdiye kadar. İlk defa, evet. Çok heyecanlı, o yüzden ayrı bir yeri var benim için. Bölüm finalinde şimdi öyle geleceğin öyle bir merak uyandırdı ki bizde. Ben böyle hemen arayıp Cansu kim giriyormuş söylesene falan deyip gelip burada seni görünce de çok mutlu oldum. Eminim terken delirecektir. Ay bakalım. Galiba. Delirttin galiba. Galiba bir mücadele olacak hatunlar arası. Ya şey gibi geliyor şimdi, çok yeni de olduğum ve adapte olmaya çalıştığım için sanki böyle annesinin kıyafetlerini giyip oyun oynayan küçük kızlar gibi hissediyorum kendimi. Çok eğlenceli. Yani aynen o çocuğun coşkusu gibi yani. Ya bunlarla ne yapıyorsun? Bunlarla böyle tokat atıyorum. Bir kol kası gerekiyor. Kol kası geliştiriyorum. Bayağı ağır şeyler galiba bunlar. Evet. Böyle bir kostüm. Zübeyde Hatun'dan alayım. O zaman devrediyorum ben sultanımıza mikrofonu. Sultanım. Ne yapalım? Önünde nasıl eğileceğim? Değil mi? Ben eğilmedim. Öğret bana. Ben hiç eğilmedim. Çocuklar eğiliyorlar. Onlar öyle. Nasıl bana ya? Nasılsın Ayacığım, iyi misin? Ben iyiyim, sen nasılsın? İyidir işte, koşturuyoruz, çekiyoruz, ne güzel, platomuzun içinde. Böylesi pandemi döneminde aslında bulunmaz bir nimet. Yani normal günümüz işi yapsan sürekli karşıya geç, işte Avrupa yakasına, Anadolu yakasına, kafelere git, restoranlara git, evlere git falan filan. Şimdi sadece buraya giriyoruz ve bunun içinden çıkmıyoruz. Sen dönem seven birisin, ben seni yakından tanıdığım için biliyorum. Tarih seviyorum yani, özellikle bu tarihi de biliyorum. Tarih okumayı da çok seviyorum. Saçıyla, makyajıyla, kostümüyle, dekorlarıyla, her şeyiyle içinde olduğun zaman karaktere giriyor olman daha kolaylaşıyor aslında. Daha çabuk adapte olabiliyorsun. Aslında en büyük kolaylığı bu. Şimdi mesela bunda şeyi çok fark ediyorum. Gerçekten ağırlığı ve olgunluğu olan bir adamı oynuyorsun. Bu senin sesinden geçiyor bana. Çünkü biz oyuncuyuz. Yani her karakteri bu arada, yani hayatımda tek bir romantik komedi yaptım. Onun dışında aşk işi olarak Acı Tatlı Ekşi yaptım tabii. Onun dışında Kuzey Güney falan dram işlerinde de oynamıştım tabii. Biz oyuncu olarak aslında her karakteri canlandırmalıyız. Yani burada bir sultanı oynuyorsam eğer, onun ağırlığını verebilmem gerekiyor. Elimden geldiği kadar hakkıyla yapmam gerekiyor. Bu saçlar kaynak mı? Kaynak. Gerçekten kaynak mı yaptın? Evet, ama kendi saçım uzadı. Kendi saçım buraya geliyor, bu taraflara geliyor. Vaaav. Wow.
Nasılmış uzun saçlı olmak? Vallahi sevdim. Hayat yani uzadıktan sonra da öyle kullanayım diyorum. Tabii ki ilk çok zorlandım. Anladım yani uzun saçlıların ne güzel, ben duştan yıkanıp çıkıyordum böyle. Sen bugüne kadar oynadığın karakterler, ki ben senin bütün yolculuğunu takip eden kişilerden biriyim. Küçük insanların büyük hayallerini ya da küçük insanların büyük yalnızlıklarını oynadın. Genellikle böyle karakter. Yani aslında dönem değil de günümüz oynuyorsak tam olarak yansıtmamız gereken de o ya. Şimdi büyük bir insanın büyük hedeflerini oynuyorsun. Bence ama, çok büyük bir fark var oynadığında. Evet, ama aynı zamanda kendi iç dünyası da aslında çok çalkantılı. Yani biz sadece burada ihtişamlı ve görkemli bir sultanı da canlandırmıyoruz gerçekten. Evet, bir yandan devleti yönetiyor, devletin babası. Aynı zamanda da bir aile babası. Gerek oğullarıyla olsun, gerek hanımlarıyla olsun, ilişki biçimlerinde kendi içinde attığı da çok şey var. Kendi aslında iç dünyasını da işliyoruz. O yüzden de çok severek kabul ettim bu rolü. Bence en belirgin özelliği merhameti çok yüksek bir adam. Evet. Ve sen bunu çok yansıtıyorsun. Evet, evet. Yani zaten Sultan Melikşah da öyleymiş. Tarihte de öyle yazıyor. Gerçekten adaleti ve merhameti çok yüksek. Elimizden geldiği kadar yansıtmaya çalışıyoruz. Bir ön hazırlık sürecini anlat bence. Çok zor ve meşakkatli bir süreçten geçmişsiniz. Çok keyifli bir süreçten geçtik. Yani çekimlere başlamadan 1,5-2 ay öncesinden işte at binme çalışmaları başladı. Kılıç eğitimi, ok eğitimi. Bütün bu dünyanın içinde aslında günümüzü bize unutturacak, günümüz vücut dilini bize unutturacak her türlü eğitimden geçtik. Çok keyifli bir süreçti gerçekten. Böyle 21. yüzyılda da 11. yüzyılda ışınlanmış evet. Gibiyim ben şu anda. Evet, evet. Gelecekler seni ata bindirelim. Böyle ya, bir üstüne bir giydirelim, ata kılıçla bindirelim. Kılıçla kessene ya. Kesmeyeyim kılıçla. Ok kullandıralım sana. Olur. Alimiz taparımız geldi. Alimiz bizim sultanım, canımızdır. Sultanım, sultanım. Nasıl gidiyor? Gayet iyi, gördüğünüz gibi. Şahit olduğunuz siz de gayet güzel, keyifli geçiyor. Ali gerçekten çok yetenekli bir arkadaşımız. Geleceği o kadar açık, o kadar parlak ki çok güzel olacak onun her şey için. Şimdiden olmaya başladı bile. Teşekkür ederim Buğra abi. Ya çok abi, Buğra abi büyüdük biz, abi mi diyorlar bize artık. Abi olduk yani. Ya. Peki bu baba oldun, üstüne böyle bir rol de geldi. Baba da oldum da biliyorsun kızımdaydım aslında. Aslında evet. Kızımda oynuyordum yani. O da gerçekten çok severek oynadığım bir demir karakteri ve kızım işi de çok güzel bir işti. Evet, orada Cem aslında dünyaya gelmişti. Şimdi devam ediyor oğullar, kızlar devam ediyor. Alıştın sen babalığa. alıştım valla. Evde de bir melik var işte, ya. Cem Melik. 20 Nisan'da tahta çıkarayım diyorum onu. Çok iyi fikir. Çok böyle börk yaptırayım küçük. Böyle pelerin melerin küçük böyle kılıçla. Hayırdır da. Aynen. O 23 Nisan'da o yönesin. Biz ekranı ısıracağız artık Cem'in tatlılığından ya. Fotoğraflarını, videolarını atıyor bize bazen. Malum pandemiden dolayı göremiyoruz. Tabii ama biter canım. Bitmez ilk soluğu alacağım. Tabii canım, alacağım pandemi yani. Olmasa şimdi, pandemi olmasa sonra sette geziniyordu yani, atlara biniyordu. Pandemiden sonra ben de kendisini evet, yiyeceğim. Amaçımız geldi. Hoş geldin. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl, senin için nasıl gidiyor? Bu... İnsanın hayal ettiği bir şey vardır. Bu dönem dizilerine dair. Bence onun çok üstünde. Kendi adıma söyleyeyim, hayalimin çok üstünde güzel bir proje oluyor. Gerek oyuncular, gerek çalışmalarımız, sahnelerimiz. Mehmet Özgür'le konuştuk. Şöyle bir şey anlattı az önce. Evet, evet. Çok etkilendim ondan. Hani bir savaş sahnesi, pusu sahnesi bir şey çekiyorsak ben ya da sen yoksan bile sahnede diğer arkadaşımıza WhatsApp'tan destek mesajı yolluyoruz. Tabii. Aynen. Ve de yani şöyle, gerçekten bu dizi savaş sahneleriyle konuşuldu. Bence en iyi savaş sahnesini ilk bölümde çektik. En iyi ikinciyi de biz çektik. Her savaş sahnesinde kendimizi geliştirmek için daha nasıl bir önceki savaşı aşmalıyız diye uğraşıyoruz. Sürekli de paslaşıyoruz aramızda. Biz sonra Nomad Stunts ekibiyle çalışıyoruz. Onlara da fikirlerimizi söylüyoruz. Onların fikirlerini de alıyoruz. Çok keyifli süreçler oluyor bizim için. Ya çok deliceymiş. Ya. Sizler için nasıl? Hadi ya. Buğra çok eski ve... Ya böyle bir süreçte, böyle pandemi gibi bir süreçte, böyle bir çatı altında, yani böyle bir ortamda çalışmak çok güzel. Yani bir kere mekanlar hep aynı yerde, doğanın içindeyiz sık sık. Egemen abi, Buğra Gülsoy gibi, Mehmet Özgür gibi insanlarla, isimlerle çalışmak çok daha keyifli. Ve onları yakından tanıyınca böyle gerçekten o ekranda gördüğümüz güzel insanların gerçekten de böyle olduklarını görmek çok tatlı bizim için, güzel.
O yüzden çok mutluyum beraber çalıştığımız için. Böyle söyle dedim. Yapmışsın. Öv dedim yani. Evet, helal. Gerçekten büyük bir aile olmayı başardık burada. Böyle bir zor bir iş gerçekten. Yani kondisyon isteyen bir iş. Gerçekten. Bayağı sabah 5'te kalkıyorsunuz değil mi? Spor falan. Spor gitmeye gerek kalmıyor bu işte. Günlük ata biniyoruz 4 nal. Keyifli yani. Çok kendi adıma çok şanslıyım. Yani böyle bir çatı altında böyle bir işte ve böyle isimlerin arasında olmaktan dolayı mutluyum. Gururluyum. Güzel gidiyor. Nazar değmesin. Gayet de güzel gidiyorsunuz yani. Ratingleriniz de maşallah çok iyi. Güzel vallahi. Evet, çok teşekkür ediyoruz bizi izleyenlere. Ben de size çok teşekkür biz ederim. Biz kaçalım, yemek kaçın hadi yemek yiyin. Sen yedin mi yemeğini? Ben sonra. Sonra yersin, tamam. Dur dur, şu arkandan bir arkandan tattım. İşte günümüzde ışınlandığımız an bu andır. Ama deri bu. Bu 11. yüzyıl, o döneme has şey, özel deri. Ya. Evet. Şimdi ben, o dönemden kaldım. Bana bir eğilmeyi öğret, öyle git. Eğilmeyi bilmiyorum, ben hiç eğilmedim. Çocuklar eğiliyorlar, onlar öğretsin. Nasıl, bana bir öğret. Ya. Mikrofonu ben alayım. Çok iyiydi. Sağ el, şöyle dönelim. Sağ el üstte gelecek. Sağ el. Üstte. Sağ el üstte gelecek böyle. Şu var. Şunu yap. Ve şu var. Sağ el yukarı. Şu. Aynı anda eğil. Evet. Beraber yapalım. Kapanayım. Beraber yapalım. Tamam. Şu şekil. 3, 2, 1. Hadi aslanı askere gönderir gibi. Hiç tüyo yok bende, hiç. Bende olsa diye uğraşıyorum zaten. Seni zindana attık. Bye bye.